Selam, bugün dikoma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok ağzıma giriyor şu anda. Şu an iyi olsa gerek. Ne yapacağımı unuttum. Ha, en son bizi başka bir binaya falan binaya falan yolluyorlardı. Bakalım o binada neler varmış. Fenerim feyle. Ne yapacağımı unuttum. Çanta. Ben bu oyunu her açtığımda bütün kontrolleri unutuyorum. Sanırım bu oyunu oynama aralığım birazcık yüksek. Neyse. Şimdi bu şeyde, bu ana binada bazı konuşmayı unuttum ya. Odaların arasında engeller falan vardı. O yüzden onlara dikkat ede de gitmemiz lazım. Kapat. Ha, Q'yla. Neyse, gidelim. Benim sıfır bonum var. Bir yerde bir işaret mi çıktı? Ha, bu kendi kendine notlar yazan adam, geç. Boş yapıyor. Çantamda neler var onlara baksan. Çantayı açma tuşu yok muydu? Böyle açıyormuşuz. Tamam. Tamam. Şimdi dayanıklılığımız var. Dayanıklılığımız var. Zehir, panzehir. Biraz sağlık ve kanamayı durdurma. Hadi gidelim. Alalım. Lütfen karşıma direkt hocam çıkmasın. Hemen. Aşağı aşağı dümdüz koş. Ama sanki şurada bir yerde bir engel var diye hatırlıyorum. Allah belanı. Aa. Kovalamayı sıçrayı birazcık çabuk bırakmadı mı? Öncelikle koşmak istemiyorum. Aya hep haritayı açtım, tuşa geri kapatmaya çalışıyorum. Neyse. Kesinlikle yavaş yavaş ilerleyeceğim ama belki koşarım. Aa, staminam gitti. Oha, bu ne kadar uzun süre kalacak bu bende? Sanırım çok uzun süre kalacak. Neyse. Al işte bak. Bak, jeoloji laboratuvarından geçemiyoruz. Üst kata çıkacağız. En sona gideceğiz. Aşağı ineceğiz. Ya ben bu videoyu en son çektiğimde hava kıştı. Şu an alev atıyor. Hani. Cehennem. Çok sıcak. Dur, şuradan bir save alayım. Tamam. Tabii ki de gördüğüm her tahtada save alacağım. Saçmalama. Niye yanıp söndü? Ha, bu. Hiçbir şey okumayacağım, umurumda değil. Aşağı in. Ayak sesi duydum. Ne demek kilitli? Kuzey binası kütüphane. Kütüphane, sanat ve müzik odalarından şifre alacağım. Ya bir dakika, ben burada hiç safe hissetmiyorum ya. Bir yere girip baksam. Nereye girdim? Jeoloji laboratuvarında yok. Aa, sakin ol be. Şuradan gidersen beni üst kata mı yolluyordu? Nereye gittim? Kütüphane, sanat ve müzik. Ben kütüphane, sanat ve müzik görmüyorum. Ben geri gideyim. Vallahi unuttum ya, benim B12'm yok. Tamam. Nasıl geçebilirim bilmiyorum. Şifreyle. Tamam. Kütüphane, sanat ve müzik odalarının olduğu yer. Bu bölgelerden sorumlu fakültede şifreler vardır değil mi? Bu bölgelerden sorumlu fakülte neresi öncelikle? Yeraltı deposuna gitsem, buraya hiç gitmedik ha. Ya atma artık takla. Ama oraya nereden gideceğim? Bekle, başkanın odasında belki bir şey vardır. Şuraya girdik. Tamam, video kaseti var. Bunu gözetliyordu falan milleti. Çık bacım. Ay, bu sesten hoşlanmıyorum. Ortadan gidelim. Tamam. Öğretmen gelirse topukluyoruz. Ben yine de şuraları bir geze geze gideyim, değil mi? Hani. Her E'ye basacağım ama ben buraları zaten bastığımı hatırlıyorum. A ha, sanat öğretmeni. Acaba onun odası nerede? Tamam, Bayan Song'un zat resortu. Ya ben hepsine basmayı çok üşeniyorum. Tamam, belgeler ve rapor var. Yeter artık. Yarın ilk iş, istifamı veriyorum. Başlamışken müzik öğretmeni. Bak. Tamam işte, öğretmen şifreni de koy işte de oraya bir yere. Nereye gideceğim? Aşağı ineyim. Ya ama böyle bir şey yapmamalısın.
ağzına tüküreyim. Şuradan bir geçmeyi deneyebilir miyim? Beni öldür ben. Ya öl ya, benim canım boşa gitti. Bekle, ben öleceğim. Ben öleceğim. Öldür beni. Dur şurayı da deneyeyim. Spire kilitlenmiş. Oo, biz daha sonra buraya falan da geliriz. Bilerek öldüm. Boş boşuna şimdi can israfına ne gerek var değil mi? Zaten yukarıda bir yerde doğacağım. Dada. Ve amacım zaten yukarıya çıkmaktı. Başardım mı? Evet. Hem de daha az bir enerjiyle bunu başardım mı? Evet. Buraya saklanamıyorum. Tamam. Şimdi bak, ben zaten biraz önce buradan çıkmadım ya. Çık. Koşa koşa gideceğiz. Bu ne? Gir bakayım. Principles. Başka bir adamı. Bir not buldum. Okey. Açık çık. Önerini aç. Masasında pek çok kişisel gelişim kitabı var. Hatta bazıları onun tarafından yazılmış. Bu neyin odası? Seva. Seva'da geçen yıl çalışmaya başladığını duydum. Başkan Mott ile o zamandan beri süregelen bir güç mücadelesine dahil olmuş. Kraliçe Arılı'yı para getiren Mott'a karşı. Ya ne diyorsun yeğenim? Başka bir not daha buldum. Bu ne? Her şey çok temiz ve düzenli. Düzen delisi olmalı. Gayet normal bir düzen. Arkadaşım. Hayır, çantasından korkmuyorum artık. Hayır, hayır. Ben notlarım ha. Dur bakayım. Ne? Ne? Aa, geç, bunlara ihtiyacım yok. Ben Wanda sorunu. Çık şuradan. Dayanıklılığım gitmiş. Dışarıda. İse durumunu okuyalım. O çılgın Wanda öğretmeni Bynoho'nun öğrencilerimize bunu yapmasına müsaade etmeye nasıl devam edebiliriz? Onun sınıfının yaptığı gürültü, bazıları akşam geç saatlere kadar çalışan bazı gayretli öğrencilerimizi mutlaka rahatsız... Ben... Sanırım Türkçeyi unuttum. Bu böyle gitmez. Onun bu gereksiz gürültü festivalleri sebe öğrencilerini daha önemli derslerden alıkoyuyor. Eğer başkan bu duruma karşı bir şey yapmayacaksa, o zaman bu işi kendim halletmem gerekecek. Müdürlüğü. Keşke okumadığım notlara işaret falan koysa. Neyi okudum, neyi okumadım unutuyorum. Neyse çık, yürü. Ama bu karı dışarıda. Ve bu hoş değil. Ve ben nereye gideceğimi bilmiyorum. Diğer tarafa baksam da yine bir alakası yok ki. Buranın neresinde? Neyse, bütün bu yerleri gezelim. Ya aç şunu ya. F nerede, dur. Heh. Şuraya girelim. Ne demek başka anahtara ihtiyacı var? Şu çantayı da... Onun bir şey değil mi? Daha bir sürü kilitli yer var ve ben gidip bunları mı açacağım sürekli? Ha, ben de buranın anahtarı var. He he. Gir bakayım koçum. Oradan büyük ihtimalle hiçbir şey yapamıyorum. Tamam öğretmen. Bence... Aa, görünüşe göre birinin günlüğünü buldum. Bu resim öğretmenin Bay Jang'ın sürekli yanında taşıdığı kitap. Burada şifre var mı? Şifre görmem. Resim odası kuzey binasının içinde. Belki bu günlükte içeri girmek için gereken güvenlik şifresi yazılıdır. Bir bakalım. Sanmıyorum. Burada yazdığına göre müzik öğretmeni Bayan No, onunla olası istifası hakkında konuşmuş. Yazılara bakılırsa yeni yönetici okulda üniversite sınavıyla alakalı derslere önem verilmesi gerektiğini düşünüyormuş. Yaratıcı olan dersler ve hatta beden eğitiminin bile öğrencileri ana hedeflerinden alıkoyduğunu düşünüyor. Ya boş yapma ya. Ders alabilecek kişi sayısını yarıya indirmiş ve o bölümlere giden paranın yarıdan fazlasını kesmiş. Yaratıcı tipler ve sporcular büyük hayal kırıklığına uğramışlar. Tabii oğlum, sonra neden insanlar başarısız oluyor anasını satayım. Bayan No bu konuda düşündüklerini konuşmak için yöneticiye gitmiş. Ama o da bu baş kaldırmayı kabullenememiş. Bayan No da onun bu davranışı üzerine istifa vermeyi düşünmüş. Ama bak, sen istifa edersen, o istifa ederse biz nasıl varırız güzel günlere? Ah! Ofis entrikalarına bak sen. Sanırım bu saçma şeylerle uğraşan sadece öğrenciler değilmiş. Tabii öğretmenler, çabalayalım. Neredeyse bu kısmı atlıyordum. Aa. Görünüşe göre kuzey binasındaki tüm müzik aletleri buraya taşınmış. İşçiler onları buradaki yeraltı deposuna götürmüş olmalı ama yeraltı deposuna geçemiyorum. Yazılana göre kutunun üzerine kuzey binasına nasıl girileceğini açıklayan bazı notlar varmış. Bu da bir şey. Eğer bu notlardan bir tanesini bulursam belki de kuzey binasına girebilirim. Ama giremem ki. Çünkü ben aşağı indim. Burası kapalı. Bir daha mı? Ama belki şu an
Buraya geldiğim için önce bir şey falan tetiklemiş olabilirim. Şşş. Öğretmeni beni kovalayacak, değil mi? Şuraya da gitsem. Bak sesi geliyordu. İtin sesi. Ben biraz önce buradan girdim zaten. Koş. Ya artık ama staminamın gitmesi hiç hoş değil. İstemiyorum. Nerede o karı? Moda kaç ineceğim? Ha burada. Aa açıldı bu sefer. Bu ne? Bak önceki öldüğümde kapalıydı. Tetiklenmek. Lan Sogil değil mi odur? Bekle ben önce buralara bakacağım. Bir not buldum. Bekle Sogil ben not okuyacağım tamam mı? İlk müzakere. Benim de büyü öğrenebileceğimi söyledi. Hangi inek bu tür güçlere sahip olmayı hayal etmez ki? Bana bulaşan tüm kabadayıların kıçını tekmeleyebilirim. Sogil sen aptalsın. Gittin bize bir şeyleri musallat ettirdin kesin. Senin yüzünden biz şu an bu belayı çekiyoruz aptal. Veya belki de attığım ateş toplarıyla şan ve şöhret peşinde koşabilirdim. Şizofren. Karşılığında sadece tek bir şey istediğini söyledi. Bunu okumuş muydum? Bak arada bir şey bizden bir şey istiyor. Sonra oturumu kapatacak ama kesin kapatamıyor. Bak daha 4 tane not var. Sanki ona bir şey vermemi istermişçesine elini bana doğru uzattı. O anda sanki aniden bir şey beni dışarı çekti ve uyandım. Tüm gece okulda uyumuştum. Sıra dışı bir rüyaydı ama yeniden yaşamak istiyordum. Belki de sadece onu tekrar görebilmek için. Dur bakayım birinin mektubu vardı. Ay yanlışlıkla kapadım. Ha. Ay ne mektup? Günlük bu muydu lan yoksa günlük nota mı bu? Neyse o beni hiç ilgilendirmiyor. Dur bekle geleceğim. Buradaki paket bilgisayar laboratuvarından. Bilgisayar malzemeleri ve kabloları ile dolu. Tamam. Şöyle seninle konuşmadan save alsaydım. Merhaba. Nerede? 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 Ne? Seho burada ne yapıyorsun? Konuşmaya vaktim yok. Meşgulüm. O nerede? O nerede? Sakin iş adamım. Ne arıyorsun? Bırak yardımcı olayım. Bu seni ilgilendirmez. Çıkacağım bir tane. Tamam tamam sakin ol. Yanlış giden bir şey var. Çok yanlış. Sanki aklımı kaçıracak gibi. Delirmiş bu. O nerede? Lanet olsun. Zaman yok. Zaman yok. Neredeyse bitti. Hayır. Hayır. Uzak dur benden. Şu an kovalamak istemiyorum. Bunu yapamazsın. Bana olmaz. Defol. Sana emrediyorum. Defol. Sence defolur mu? Sonunda. Ha ha. Seho. Gideyim. Bye. Ama ulaşmam gereken şeye ulaşmadım ki. Bak plan çiziyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Bir daha yukarı çıkıyoruz. Bence bak yukarı 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 çıkayım kafeteryaya gideyim tamam mı? Yukarı yukarı yukarı. Yukarı yukarı yukarı. 1 2 3. Bunu dümdüz sol. Ne baktın yeğenim? Aa konuşacağım. Seho. Hey ondan uzak dur. Sen nesin? Davetsiz başka bir misafir. Senin gibiler bana karartı diyorlar. Sen kimsin? Seho sakin ol adamım. Sence bu Seho mu? Hani dur 2 saniye bir düşün. 1, 2. Seho mu bu sence? Arkadaşın gitti. Ağzı, dili ve sözcükleri artık bana ait. Sanırım Seho'nun ruhunu... Oo Einstein. Onun sesiyle konuş ya tabii. Rahat bırak onu. Bizden ne istiyorsun? Ben istediğimi alırım. Ses taktiğinin mükemmeliyim ya. Bu aptal gecin... Gecenin? Bu aptal gencin vücudunu istiyordum ve aldım. Artık o benim. Yeter artık sen hastasın. Neden onu bırakıp gitmiyorsun? Sessizlik. Şimdi soru sorma sırası bende. Neden buradasın? Biz seni davet etmedik. Ben nereden bileyim? Sadece burada uyandım. İlginç. Bir hayalet infazcı değilsin. Bu bak o kız. O kız hayalet infazcısıydı değil mi? Bu bir tehlike teşkil etmiyor değil mi? Ondan ne isteyebilirim ki? O bizim dünyamızda izinsizce dolaşıyor. Duçman lazım. Söylemeliyim ki sesin çok iğrenç. Zamanımı boşa harcama. Defol git. Yarattığım tıpkı diğerleri gibi. Hayır. Yarattığım tıpkı diğerleri gibi seni de oymaya geliyor. Bayan Song'dan bahsediyorsun. Evet. O çok güzel. Höst. Öyle değil mi? Konuşma zamanı sona erdi. Yemeği mi bölüyorsun? Hayır. Afiyet olsun. Umurumda değil. Hayır. O nerede? Senin şişko sümüklü. Emanetin diğer yarısı nerede? Aptal çocuk da. Ya yoruldum. Öyle konuşmak çok gerici. Davetsiz misafir. Belki bir işe yarayabilirsin. Bana yardımcı ol.
Ben de ikinizin de buradan güvenle çıkmasına izin vereyim. Sana asla güvenmiyorum. Şişman dostun emanetimin bir parçasını kaybetti. Dördüncü kattaki tuvalette saklanıyordu. Oraya bir göz at, orada olmalı. Onu bana geri getir. Tam olarak hangi emanet? Dördüncü kattaki tuvalet. Tamam mı? Dördüncü kattaki tuvalet. Onu bulmadan hemen önce Seva bir şey arıyordu. Acaba onun istediği aynı şey mi? Eğer öyleyse onu neden bu kadar çok istiyor? Bırak onu. Git buradan. Yoksa anlaşmamız sona erer. Ama geçmeme izin ver. Benim orada bir işim vardı. Of ya, neyse dur, konuşmamız başa gitmesin. Sonra tekrar konuşmak istemiyorum. 1, 2, 3, 4. Aa, gösteriyor zaten. Ya çıkabildiğin kadar çık işte yukarı ya. Şimdi öğretmenimle de bakışırım. Öğretmenim. Canım benim, canım benim. Seni ben pek çok... pek çok severim. Sen bir ana. Sen bir baba. Ha, ananız. Kapat şunu. Ya şaka mı? Ben şurada biraz soluklanabilir miyim? Başım döndü. Niye başım döndü? Ne emanesi? Ben şu an geldiğimi düşünüyorum hedefe. Staminam dolsun. Kesinlikle staminam dolmadan ben çıkmam. Aha, parlıyor. Bakayım. Seho buradaydı. Acaba bir şey düşürmüş olabilir mi? Seho'nun notuna benziyor. Evet, hiç şüphe yok. Bu kesinlikle onun boktan yazısı. Let me check. Şurada mı? Onu nasıl kontrol edilir? Onu sanmıyorum kontrol edilir. Dur, okuyalım. Kararlılık çok mühim. Kararlılık olmadan onu kaybederim. Seçeneklerim tükendi. Her ayin bölgesini kırmızı boyayla işaretledim. Sadece bu ayin bölgelerinden birinde flüt çalarak onu sakinleştirebilirim. Hala sakınmak isteyeceğim bazı bölgeler mevcut. Şu malum sınıfın, malum sınıf neresi? Kokusu hala başımı ağrıtıyor. Bunu okuduk zaten. Bir dakika. Yaşayanların gölgeleri. Hepimizin bir gölgesi var. Varlığımız bu ruhani dünyaya bir gölge düşürüyor. Belki de karartıların insanların yarattıkları bu gölgeleri kontrol edebiliyorlar. Karartılar. Bunun birkaç sebebi olabilir. Gölgeyi ayırmayı başaran karartılar onu bir kukla gibi kullanabilir. Öğrendiğime göre bu karartılara kukla efendileri deniyormuş. Bazen bu ayrılma uyanık dünyadan o gölgeyi düşüren insanları da etkiliyor. Bu mu emanet? Ben şimdi sınıfa mı gideceğim? Şimdi bana keşke göstersen. Ama ben oraya gidiş yolunu bulmadım ki. Ne aradığını da bilmiyorum ki. Yok, bunu görmemiştim. Demir para. 500 won eminim bana çok iyi gelecek. Bayan Song'u burada iş... Ne? Bayan Song'un burada ne işi var ve neden beni takip ediyordu? En yakın aynı yerini bulmalıyım. Burada kesinlikle bir terslik var. Ben kırmızıyla işaretlenmiş bir yer arayacağım, değil mi? Malum sınıf neresi ama öncelikle. Şunu kapat. Aşağı mı inmeliyim? Ne? Evet. Ne oluyor yine? Şimdi ben kırmızıyla işaretli yer arayacağım sanırım. Öyle bir tahmin ediyorum. Dur bakayım. Yani burada artık işim yok. Soru işareti yanmıyorsa ilerle. Sağ baştan gir. Ne demek ya? Biz daha kaç tane anahtar bulacağız ya? Geç, umurumda değil notlarınız. Ben de buradan açabilirim. Şunu bir okuyayım. Aa, burada... Bu duvarda aynı mesajın yapıştırıldığı birçok mesaj var. Başarısız oldun. Ne? Gir bakayım. Şuradan bir save'imizi yapıştıralım. Şu birazcık loot'umuz olsa... Aaa! Nesin sen? İşe yarar bir şey yok. Sen nesin? Meşgul görünüyor. Tuhaf bir şey var. Öyle mi? Gerçekten... Bana vurursan seni döverim ama. Tamam, neyse çık. Dur, ileri kapıdan çıkacağım. Böylelikle öğretmenimle daha ani bir şekilde karşılaşabilirim. Şu ağzımı. Aşağı iner misin? Sola gideceğim. Nereye gittim bilmiyorum. Ya. Tuvalet. Staminim. Ben kanıyor muyum? Ya. Neler olup... Saklan. Konamım var sanırım. Bir sanırım staminam azaldı. İçun. Hadi dol. Dol, 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 dol. Çık. Neymiş? Şerem, şey yok. Yeto.
Şimdi öğretmenim umarım oradan gitmişsindir. Bak beni aşağı kadar kovaladım ben. Tam yukarılara bakacaktım. Neyse bak iyi en sona geldik. Buradan tuvaletten 3 A'dan devam edebiliriz. Çık. Işığı aç. Umurumda değil. Aşağıda işaret çıktı sandım. İyi. Bismillah. Bir kafeteryaya gidip nefes alsam nasıl olur? Yemin ederim o kadar rahatlıyorum ki buraya gelince. Şuradan eğimi alıp gideceğim, tamam. Zaten eğimi alıp defolup gitmek istiyorum. Tamam. Şimdi koş şurada. Burada sisteminimizin dolmasını bekliyoruz. Kapıdan geçince sanırım dolmuyordu diye hatırlıyorum ama emin değilim. Neden bekle. Çıkmaya hazırız. Bir üst kata çıkıp... Yo. Ya buradan devam edeceğim zaten oğlum, çıkmışım ya. Tabii çıkmışım ya. Ya. Öğretmenim. Oh fuck. Bir tane vur. Arrivederci. Ben kafeteryaya giden zi. Bye. Şimdi bir tane kovalanmayı atlattığımıza göre tekrar save alıyoruz. Çünkü yapabiliyorum. Ha ay. Diyorum neden kalbim atıyor, staminam bir şey olmuş. Şimdi çıkmaya hazırım. Bir daha kovalama artık, yeter. Canım gitti ya, durduk yere canım gitti ya. Koşmak istemiyorum ama. Ya. Aklına yine sesi geliyor. Hep buradan açmışım. Ha oradan açmışım bu. Sınıfın kapıları neden aynı yerden açılmıyor? Bu ne? Seva'da sınıfının birincisi olabilirsin. Fakat sizi en iyi işlere götürecek olan en üst okullardaki pozisyonlar için rekabet etmeye gelince bu arkadaki öğretmenin sesi beni çok rahatsız ediyor. Boş yapıyorsun. Geç. Sus. Sus artık. Bu adamın kitabı notlarla dolu. Farklı renkte kalem ve fosforlu kalemler kullanılıyor. Geç. Aha. Loot. Loot ver. Para. İngilizce öğretmeni. Bayan Song çok ateşli. Olgun fakat hala diğer kadın öğretmenlerden geç. Anlarsın ya. Ya sus. Ah kapı mı açtı o? Yukarıda ne oluyor şu anda? Para. 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 Oley. Biz daha ne? Pekala, tamam, boş. Su şişesi ama çantam dolu. Benim su şişesine kesinlikle ihtiyacım yok. Ve artık şunu kapatmak için SC'ye basmamalıyım. Tamam. 3B'ye gireceğiz, okey. Ya bu dışarıda ya. Şimdi buradan açılmayacak yine değil mi? Aa, girdim. Ey. Bu ne? Klimada insan öğütülmüş gibi. Para. Herhangi bir şey. Para. 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 Nereye gideceğim? Aşağı mı götürüyordu bu beni? Tamam açamıyorum. Başta. Dur bakayım. Hazır gelmişken şuradan çıkıp şeyi kontrol edeyim. Kuzey binasından beni çıkartacak mı? Çünkü açılışıyla ilgili hiçbir şey öğrenmedim. Kütüphane, sanat ve müzik odaları. Tamam çık buradan. Dur bakayım. Ha yukarı yapamıyorum. Çünkü onun orası kapalı. Buradan beni... Şu yarıktan geri gönderir misin? Staminam da olsun. Tamam. Şimdi buradan... Şurada kapı yok mu ya? Şuradan save alabilir miyim? Alamaz mıyım peki? Çık şuradan. Oh shit! Tamam burası... Zaten okulun her yeri tadilat. Geri gideceğim. Yukarı aşağı... Yapabilirim sanırım. Gerçekten yürümekten çok sıkıldım, o yüzden koş. Şurada birazcık bekleyebilirim. Yukarı sağ çalışma odasına da girelim. Niye bir korkmam var ya? Ya defol ya. Aa, umarım gitmişsindir oradan. Lanet olası karı. Çık. Ben 3F'ye girdim, orada bir halt yoktu. Değil mi? Evet. Dışarıda gezmektense şu an bu sınıfın içerisinden içerisine ilerlemeyi kesinlikle tercih ederim. Ama ben yine bir save alayım. Bekle. Tamam. Her 5 dakikada bir save alıyorum ama. Ve girsem. What the hell? Bu ne? Demir para. Yenur. Dev espresso kahvesi.
Daha az ihtiyacım olan bir şey varsa onu kullansam daha hızlı geri kazanılır. Ben bunları hiç, ben biraz cimriyim ya. Ben hiçbir şey kullanmıyorum. Bir not oku. Etüt odası. Herkese akşam etütlerine geldikleri için teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum ki çabalarınız sizlere iyi notlar olarak geri dönecektir. Duyduğuma göre siz hergelilerden bazıları şehir merkezine gitmek için okuldan kaçıyormuş. Bunu söylememe gerek yok tabii ama bu kabul edilemez ve eğer sizi yakalarsam affetmem. Ben Deniz'le aynı odada çalışmak zorunda kalırsınız. Yüz yüze. Hadi şimdi kaçın bakalım. Çılgın köpek. Gerçekten çılgın bir köpek. Köpek. Bu tahta matematik problemleriyle dolu. Çılgın köpeğin okul sonrası programını düşünmekle kafamı artıyor. Ah, ses geldi. Aslında yeniden bakınca bunlar son matematik sınavındaki sorulara benziyor. Bunları nasıl çözeceğimi bildiğime eminim. Peki neden şimdi hatırlamakta zorlanıyorum? Her şey çok bulanık. Rüyada olduğun için olabilir. Tuhaf. Cevapları bile hatırlıyorum. Ama problemi kendim çözmedikten sonra bunun bana ne faydası var? Bunları daha önce çözmüş olabilirim. Olmalıyım. Çözdüysen sorgulama kardeşim. Beni azarlama. Sadece lanet formülleri nasıl çözeceğimi anlat bana. Gerçekten bilmiyorum. Öğrencilerden birisi. Bu sanırım Ma'nın çalışma odası. Zaten çalışma odasına girdik. Doğru. Tamam. Şurada ne var? İşe yarar bir şey yok. Ne olur artık bir şey ver bana. Aa, 3F'ye mi? Neden 3F'de soru işareti çıktı? Neden 3F'de soru işareti çıktı şu an? Aa. Şimdi bu çocuğun yanına mı geleceğim? Sen benimle konuşacak mısın? Aa, harika. Gece gittikçe daha da garip bir hal alıyor. Merhaba. Beni rahatsız etme çömez. Sen iyi misin? Bu sandalyeyi kim zincirledi? Git başımdan. Bu problemleri çözmem lazım. Sıkı çalışmalarım sonunda meyvesini verecek. Onlara göstereceğim. Görünüşe göre uzun süredir burada. Deli gibi bir yığın matematik problemini çözmeye çalışıyor. Hiçbirinin ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Bu eleman uçmuş. Sınavlarda daha başarılı. Sınavlarda daha başarılı olmalıydım. Çok fazla sınavdan kaldım. Keşke tekrar yapabilseydim ama sanırım öğretmenler benim hakkımda kararlarını çoktan vermişlerdir. Tehlikeli biri değil. Ben yine de buna çok emin olmazdım. Kesinlikle tehlikeli biri. Belki bana matematik sorularında yardım... Şu an problemimiz matematik soruları mı? Bana bir düşün bakayım. Merak ediyordum da matematikte çok iyisin. Acaba bana bazı problemlerde yardım edebilir misin? Türkçede de yardım edersen çok sevinirim gerçekten çünkü ben okumayı unutmuşum. Sana vaktim var gibi mi göründü? Kendi problemlerimi çözmem gerekiyor. Ama bu matematik benim gibi birinci sınıftaki biri için çok zor. Ama eminim senin için çocuk oyuncağıdır. Matematikten nefret ediyorum. Zaten en başından beni bu duruma düşüren ders de bu. İşte bu yüzden şu anda çalışıyorum. Bana yardım ederek de çalışmış olmaz mısın? Etüt odasındaki tahtadaki formüllerin aynısını kullandığını gördüm. Eminim onları nasıl çözeceğini biliyordur. Sana cevapları öylece vermeyeceğim ama sana yardım edebilirim. Eğer bana Bayman'ın ofisinin anahtarını getirirsen onu bana getir. Ben de sana o problemlerin nasıl çözüleceğini göstereyim. İt de buyurur, it de kuyruğuna. Gerçekten oradan oraya bizi yolluyorlar sürekli. İşte bu. Bizim çılgın köpek Ma, matematik öğretmeni. O herif şerefsizliğin kitabını yazmış. Neden onun ofisinin anahtarını istiyorsun? Onun bilgisayarına girmem lazım. Geçmişimi değiştirip bu hatalardan kendimi kurtarmak istiyorum. İkinci bir şansı istiyorum. Yani bilgisayarın şifresini kırmak istiyorsun. O benim bileceğimmiş. İyi bir okula gitmek için her şeyi yaparım. Geleceğimi düşünmem gerek. Bu geçmişi değiştirmek anlamına gelse bile. İşler buraya kadar geldi mi? Sen bana yardım et, ben de sana. İşte bu kadar basit. Eğer yardımımı istiyorsan bana o anahtarı getir. Tamam. Sence de bu biraz etik dışı olmaz mı? Git başımdan. Dikkatimi dağıtıyorsun. Sakinleş adamım, sen bilirsin. Okay bitch. Bana odayı... 2F. Bu ben neredeyim? Ha tamam ya, bir tane aşağı ineceğim, gideceğim. Defolup gideyim şuradan. Koş. Kuş 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 kuş. İn aşağı. Çık 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 çık. Hah. Şöyle. Şuradan en serisinden bir E basalım. Tamam, çıktığımız gibi yukarı gidiyoruz. Duvardaki notları okumayacağım. Aram gibi. Oo, şuradan bir kahve alabilir miyim? Bakalım burada ne var? Yes. Çekmecede bir anahtar var. Bu ofisin anahtarı olmalı. Başka? Çılgın köpek mana masası. Ya bunu... Bu, burayı ben gezdim zaten. Aa. Ha, bunu okudum. Geç. Aa, dur. Eğer kendini... Ha, doğru. Burası işte. Deves 6 enerji içeceği. Ama ben hiçbir şey kullanmıyorum. Ben cimriyim. Ben çok cimriyim, üzgünüm. Kullanamam ya. Tamam, geç geç geç. Defolup gidiyorum, ben buldum zaten alacağım şeyi. Çalışma odasının, hayır şeyde. Şurada, 3F'de. Heh. Sanırım bu F sınıfları köpek Ma'nın şeyi. Sınıfı. Şu
Şuradan çık bakayım. Haha, çık bakalım şuradan. Bir up. And right and go and enter. Abahim. Çocuk. İstediğin gibi çılgın köpeğin danışma odasının anahtarını buldum. Bu anahtarın ne anlama geldiğini tahmin edemezsin. Bu benim için yepyeni bir hayat demek. Artık geçmişimi, daha da önemlisi geleceğimi değiştirme gücüne sahibim. Teşekkür ederim. Anlaşmamızı unutma. Bu problemleri tek başıma çözemiyorum. Dur bir bakayım. Bunlar o kadar da zor değil. Birinci sınıftaki birinin bile bu kadar zorlanmaması lazım. Ya boş yapma da çöz. Bana bu problemlerin nasıl çözüleceğini gösteriyor. Nasıl çözüldüklerini görünce aslında o kadar da zor değiller. Teşekkürler. Bu benim tam olarak ne işime yaradı? Ne yani bu? Ben niye bunu çözdüm şu an? Çalışma odasına geri mi gideyim? Gir. Elbette. İşte bunun çözümü bu. Neden bunu hatırlamakta bu kadar zorluk çektim ki? Evet, bunlar kesinlikle doğru cevaplardı. 3F'deki o öğrenci cidden çalışacağım diye bir tarafını yırtmış. Her problemin teker teker nasıl çözüleceğini biliyormuş. Rahatladım be. Yine de matematik problemlerini çözmek burada hayatta kalmamı sağlamaz. Vay be. Görünüşe göre karnemdeki matematik notu değişmiş. Ne? Yarucum mikrofona değiyor. Karneme bakabilir miyim brother? Değişmedi. Hala kalmışım. Sen niye böyle korkak şey yaptın? Tam olarak neyi değiştirdi şu anda? İğrenç ses. Ben ne yaptım şimdi burada? Ne oldu bu şu an? Deves presto, tamam. I don't need it. Gideyim. Ben sınıf falan geziyordum. 3C'ye gidecektim. Hayır yani kırmızıyla işaretlenmiş başka hiçbir yerde bulamıyorum. Şuradan aşağı in. Ya çık yukarı. Allah'ın belası karı. Uzak dur. Git. Tuvalet. Koş 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 koş. Ay. Neyse kurtuldum zaten. Ben sadece şu an staminamın dolmasını bekleyeceğim. Ama benim karnemdeki not düzelmemiş. Yeraltı deposuna bir oraya da girmeme izin vermedi. Ben başka bir yerde bulamadım. Çık. Sadece şuraya gitmek istiyorum, tamam mı? Artık beni kovalama. Yeter. Çık. Ne? Tam olarak benim ne işime yaradı? İnan bilmiyorum. Şuradan koşarsam karşıma çıkan şerefsiz. Birazcık bekleyeyim. Çünkü aşağıya merdiven inince de staminam ya da çıkınca da staminam düşüyor. Yani bu kadar ince detaylara gerek yoktu. Yani niye yoruldunuz ki bunları düşünmekte? Gerçekten hiç gerek yoktu. Vallahi yoktu. Ama kilitli kapı. İlk kovalanırken buradan geçmeye çalışmamışım. Tamam, saklamaya ihtiyacım yok. Buradan o. Bak yine şu şeye değmemeliyim, tamam mı? Yakalanacaktım. Aslında o kadar kısa sürede çıkmıyormuş. Şimdi tekrar çıkmasını beklemek zorundayım değil mi? Hadi. Defol. Git. Bu ne? Sargı, çantam dolu. Daha çok sargı. Buraya tam olarak niye geldim? Çık. Hayır yani ben kullanmıyorum. Vallahi kullanmıyorum ya. Bu ne? Notlarla kaplanmış bir başka makale daha. Tek tipleşme sinerji. Allah belanı vermesin. Kapat fenerini. Yanımda. Git. Git. Boğulacağım. Oh. Manyak kadın. Şimdi bak. D ve E'ye de girelim. Şu stamina dolsun. Şuradan defolup gidelim, tamam mı? Aç şu fenerini. Çık şimdi. Kırmızıyla işaretlenmiş hiçbir yeri de bulamadım bu arada. Deminki şey yıkılan sınıf zaten. Burası buradan kilitliyse şuradan açıktır kardeşim. Al. Gir şöyle.
Şuradan save alabilir miyim? Alamaz mıyım? Yaklaşmayayım o zaman. Bu ne? İşe yarar. Bir zıkkım yok yine. Şurada. Yine işe yarar. Bir zıkkım yok. Allah razı olsun. Burada bana saklanacak bir kapı verdiği için açıl. Ama tabii ki de bu sınıftan geçmeyeceğim. Çünkü dışarıda çok uzun bir yol var. Çık şurada. Şurada. Şuradan. Burası da kilitli. Şu taraftan aç. Oh, kırmızı ilişek. Bunlar mıydı ayin yerleri? Al şunu. Çık. Bitch, what the fuck? Tamam. Bir daha düşersen seni döverim. Koş şuradan. Tamam, çık. Şimdi şuradan koş yine. Ben üstüme her an her şey her yerden düşebilir. O yüzden storage. Buradaki küçük saklama bölümü tamir edilemez duruma gelmiş. Pencere çerçevesindeki ve kapıdaki bütün toz durumu tamam. Hızlı hızlı okuyacağım tabii ki. Çünkü öğretmenim geliyor. Bir not buldum. Perdenin arkasında birkaç paslanmış bilgisayar parçası dışında başka bir şey yok. Bu ne? Ben bunu daha önce de görüp şaşırdım mı acaba? Bilgisayar laboratu. İyi de ben oradan girmek istiyorum. Ayin bölgesi burası işte. Burası ayin bölgesi. Çık merdivenden yukarı. Ha, merdiven kapatılmış. Tam olarak bu benim ne işime yaradı? Buradan çıkışta ben bir de aşağı gidebilir miyim? Oradan gidemiyordum, bekle. Yukarı çık. Umarım gidemiyorumdur çünkü boş boşuna buraya çıkmış da olmak istemem. Koş bakayım. Hayır, bana başka... Bekle. Bana başka ipucu falan da göstermiyor. Ben anlamıyorum, ben bilmiyorum ya, ben gerçekten. Umarım öğretmenim yine burada bir yerde karşıma çıkmaz. İn aşağı. Ha. Burası zaten sıkıca kilitlenmiş, tamam mı? Hiç umurumda değil. Ben istediğim her yere girebilirim. Çünkü hiçbiriniz zaten burada yoksunuz. Bildiri. Dur bir dakika. Parça nerede? O nerede? Ne? Ah! Böyle şeyler yapmamalısın. İki tane canım gitti ayrıca. Can içebilir miyim? Oo, buraya geldi. Nanik nanik falan. Hadi git artık. Git artık. Niye ding diye bir ses duydum. Ha, bu odanın sesi. Çık şuradan. Bacağımıza çizik attırmasın da şuradan koş. Ha. Buradan mı atıyordu yoksa? İnan bilmiyorum. İn şuradan. Bak, aşağı inme, seni yolarım. Gir şuradan. Selam, ben işe yarar hiçbir şey bulamadım. Ben hiçbir şey bulamadım. Ne yapayım? Ya bunu niye tekrar okudum ki? Bırak onu. Ama bulamadım. Bulamadım. Ne yapayım? Çık, gezmeye devam. Beni geri alır mısın? Ne olur beni geri al. Aa, buraya giremiyormuş. Allah'ın belası, ben ne yapacağım? Bir daha save alayım. Yeter. Neredeydi bu? İkinci sayfada. Bak. Diyor ki her ayin bölgesini kırmızı boyayla işaretledim diyor. Çık. Bütün her yeri gezeceğim bak. Her yeri. Nerede benim haritam? Her yeri geziyoruz, anladın? Lanet. Başka... Ne, şurada bir yerde falandı herhalde o. Başka sarı salak, çünkü onu saymadı, beğenmedi. Başka 500 tane kırmızı yer arayacağız, okey? Burayı gezdim. Burayı gezdim. Burayı gezeceğim ve burayı gezeceğim. İlk önce şuradan başlıyoruz. Şöyle başlıyoruz, şöyle gidip geliyoruz, tamam mı? Çık yukarı, çık yukarı. Beni delilendirme. Gir şuraya. Ben buraya girdim zaten. Ah, bana tekme atacak. Çık şuradan, defol git lanet olası pislik seni. Şuradan bir kahve içsem. Sargı. Ah, bekle. Bekle. Niye sargıyı almıyorum ki? Hayır. Ha, ama sargı benim. Ben sargı istedim. Ben kullanmıyorum ki sargı. Ben çikolata kullanırım. Ben hamburger, cheeseburger kullanırım. Bu kadar çok şey var mıydı burada? Ah, bir daha sev. Isır.
Aa! Çık, umurumda değilsin. Bir şey çıkacak mı? Bitch, what the f- Yürü, aşağı yürü. Aşağı yürü, aşağı gideceğim değil mi? Aa. Umurumda değilsin. Umurumda değil. İyi ki bitti. Omuzlarımdan koca bir yük gitti. Al şunu, dürbük. Hey, bunu mu arıyordun? Emanet, iyi çıkardın davetsiz misafir. Şimdi onu bana ver. Onu bırakacaksın değil mi? Güvenle çıkacağız, böyle söylemiştin. Tamam evlat, hadi takas yapalım. Bana ait olanı geri ver. Ben de arkadaşını serbest bırakayım. Ama arkadaşımı canlı bir şekilde serbest bırak, okey? Tamam, al. Şimdi Sevo'yu serbest bırak. Neden onunla işbirliği yapayım ki? Sonunda bu dünya benim. Evet. Hani bak, mantıken kötü insanlar zaten bir anlaşmaya varmazlar. İstediklerini aldıktan sonra neden bizim istediğimizi yapsınlar? Hani çünkü kötüler. Seni acılısı yaratık, işe yaramaz şey, geber ve dünyamı terk et. Lütfen dünyanı terk etmek istiyorum. Ben de beni kov burada, at beni. Yalan mı söyledin? Bekle. Neler oluyor? Vücudum onun saldırısını savuşturdu. Ne? Bu nasıl bir büyü? Sırrın ne? Öğretmenimin kolyesi. Ne olabilir? Davetsiz misafir o lanet kaltığın diğer. Boşver gitsin. Evcil hayvanım sizin icabınıza bakar. Acıyı kabullenin. Bu şekilde sizin için her şey çok daha kolay olacaktır. Aman tanrım. Az önce ne oldu? Hala hayatta olduğuma inanamıyorum. Neden hayatemici şeytana bir karartıya güvendim ki? Seho'yu da götürdü. Neden acaba? Onu tanıyor gibiydi. Neler olduğunu bilmiyorum ama bir gariplik var. Buradan çıksam iyi olacak. Bekle. Şunu save'ini al. Lanet alısı üst katın. Şeyini bul. Çıkış zımbırtısını neyinse. Bu paket kilitli malzemeler tozunun yıllardan okul görevlisi kim? Bu ne? Bir not buldum. Oku. Paslı flüt. Aha. Ana binanın bodrum katındaki eski bir depoda bir flüt buldum. Birkaç gün önce çılgın köpek beni ve Tehun'u orayı temizlememiz için yollamıştı. Tehun flütün eski ve işe yaramaz olduğunu söyledi. Ama ben saklamaya değer bir antik olduğunu düşündüm. Kim bilir? Belki de Kore, Nin, Indiana Jones'u olarak aynen ya. Of, ne anlatıyorsun be ablam, be abim be. Demir para. Oo, güzel bir hamburger gömeresi. Daha çok demir para. Aa, sandığa gelir sanmıştım. Bir not. Tetik. Görünüşe göre paslı flüt farklı bir boyuta açılan bir kapının anahtarı. Okulun trajik geçmişiyle bağlantılı eski bir emanet. İçindeki güçlü ruhsal enerji bu gölge diyara ulaşmamı sağlıyor. Belirli bir melodi çalarak birisi bu yeri kontrol edecek güce sahip bile olabilir. İlginç. Bayan Noh'un notu. Ya bak orada peskot yazıyor. Allah'ım sonunda kuzey binaya geçeceğiz. Geç. Aha. Yes. Allah'ım sonunda. Bu ne? İşe yarar bir zıkkım yok. Çık şuradan. Bir daha bas. Şimdi yürü. Gidiyoruz. O kuzey binaya gideceğim. Tamam mı? Üst kat ve sağa yardırıyorum. Umarım önümde kapalı yer yoktur. Çünkü ben yeni haritayı unuttum. Yoktur. Koş. Varmış. Varmış. Tüm staminam bitti. Şu an o Dev Espresso kahvesine o kadar ihtiyacım var ki. Allah'ım lütfen. Sonuç olarak senin buraya gelemediğini biliyorum. Okey. Geri bas. Staminam dolsun yukarı fışş, sonra aşağı fışş ve done. Ya ben çikolatamı yemek istiyorum ama birazdan kastı nedir? Bir mi iki mi? Yani biraz diyorsa üç tane yenileceğini sanmıyorum. Kullan gitsin. Bir tane yeniledi. Olsun. Adam olana çok bile abi. Çık yukarı. Bir daha yukarı çık. Çık yukarı, bekleme. Bak geliyor köpek. Ben gittim. İstediğin kadar gel. Şuradan bir tane koş. İn şuradan. Ne ha? Şu bunu okuduk zaten. Abi bir not daha mı buldum? Başkaları da var. Beni çok şaşırtan bir şey öğrendim. Dünyadaki her eski okulda bendeki flüte benzer emanetler varmış. Ne? Bendeki flüt Seva Lisesi'ndeki en güçlü emanetlerden biri. Tüm, yani başka emanet de mi var? Tüm bu olanları düşündüğümde oldukça şanslıyım. Belki de diğer okulları ziyaret edip oralarda ne bulabileceğime bakmalıyım. Saçmalama ya, sen kendi okulunu bir halletsen, kendi dünyana bir dön. Geç şuradan. Allah'ım burada bir şey diyeceğim. Bir şey çık şur, çık şuradan. Bir şey diyeceğim. Biz şimdi buradan safe bir alan olarak direkt kafeteryaya gidemeyeceğiz. İnanamıyorum. Hemen bir tahta bulup çıkmak istiyorum şu an. Devam et. Ve buranın haritası bende yok. İstemiyorum.
Burası yakın zamanda tadilat görmüş. Okul kütüphanesi ve resim sınıfları da burada. Haritaya bir bakalım. Haritan var mı? Allah'ım yaşasın. Şimdi danışma... Aa, yukarı çıkamıyorum ki ama. Ama yukarı nasıl çıkacağım? Aşağı inebiliyorum. Belki Bodrum'da... Ha, aşağıda inemiyor. İnemiyorum. Bir at. Aa, bu Myungil. Zorba köpek bu. Nereye gittiğini zannediyorsun? Bu ne be? Karşımdaki de ne böyle? Aha, evet, Myungil çünkü. Şaşkın şaşkın bakmayı bırak. Neden bu kadar korktun? Bana eski dostum Myungil'i hatırlamadığını söyleme. Myungil, buradan geçmem lazım. Yukarıya gidiyorum. Acelen ne Yungoppi? Tehlikede değilsin. En azından ben bu koridorlarda nöbet tutarken değilsin. Bence sen özellikle nöbet tutarken daha tehlikeliyim. Senin insan halinden ne hayır geldi ki bu halinden hayır gelsin. Uzaktan yakından insana benzer bir hali yok. Çok yaklaşmasam iyi olacak. Asansör çalışmıyor ama sanki yaklaşmam gerekiyor. Şöyle. Ah, geçemedim. Ah, geçemiyorum. Yaklaşmak zorundayım. Çekil yolundan Myungil. Bu gerçek sen bile değilsin. Boktan bir rüyanın bir parçasısın sadece. İlginç bir teori. Belki de bu dünyadan... Hayır. İlginç bir teori. Belki de bu rüyadan uyanırsın. Veya belki sen de Tehun gibi bir ambulansla buradan götürülürsün. Ne olay olurdu değil mi? Köpek senin işin olduğunu bil oğlum. Ne? Tehun kendini öldürmeye çalıştı. Bana bununla bir alakan olduğunu mu söylüyorsun? Bu bir rüya değil seni aptal. Ve benim alakam olsa ne olacak? Burada patron benim. Ona korumam altına girmesini söyledim ama Tehuni bir kahraman olmayı seçti. Benim şartlarım altında yaşayamayacağını söyledi. Ben istediğini yerine getirdim. Bana sorarsan son derece haklıyım. Bok. Seni şerefsiz. Ah, onu vurmamalıydım. Sanki vurdun mu? Niye vurdun ona? O kalın kafana hiçbir şey girmez mi senin? Cidden benim de lağışmak mı istiyorsun? Mina, 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 insan. Kesin şunu ikiniz de. Aa, bir iyileştirdim kız. Mina. O hey, burada ne yapıyorsun bebeğim? Ne? Olan Myungil konuşuyormuş. Mina, biliyordum. Benim karşımda çok iyi biri gibi davranıyorsun. Sonra da gelip arkamdan Yungo'ya zulmediyorsun. Beni iğrendiriyorsun. Ne? Bebeğim, durumu yanlış anladın. Hayatta böyle bir şey yapmam. Baksana bize. Biz sıkı dostlarız. Kötü kötü şeyler yapacaktım. Zorlardım bak. Sadece biraz şakalaşıyorduk. Öyle değil mi Yungo? Yunga demek istedim. Nasıl bir arkadaşına böyle davranır? Dahası nasıl bir sınıf arkadaşını öldürür? Sen aşağılık birisin ve seninle konuşmak dahi istemiyorum. Mina hayatım, sadece yapmam gerekeni yapıyorum. Burası tam bir kurtlar sofrası. En güçlü olan hayatta kalır bebeğim. İstediğin gibi hayatta kal bakalım. Benim için ölüsün. Herkes için ölü gibi. Yani bu bağrından girip ağzından çıkan bir boşlukla birisinin hayatta kalabileceğini sanmıyorum. Hadi ama Mina. Bunların hepsi bir yanlış anlaşılmadan ibaret. Yunga'ya sor. Hey, bekle. Kayboldular. Az önce bana göz mü kırptı? Vay be. Mina az önce cidden arkamı kolladı. Bazen tek bir iyi dost dünyayı daha... Ya sen bir zahmet karı için canını feda edip gittin. Yardım çantası falan ilk yardım şeyi almaya gittin. Kendin için kullanmadın yine ona verdin ama bir bacağın yoktu mesela. Vay. Karnemdeki sosyal bilimler notum değişti. Bu çok eğlenceli be. Ne? Ama bak ben kontrol ettiğimde de değişmiş olsa çok iyi olur. Ha, bu şifre. Bak hala kalmışım. Bilimler ve sanat. Ha, bir tek sanat notumuzu düzeltmeliyiz. Bence. Soyunma, ay, spor odası, soyunma, tuvalet. Buralara nasıl geçiliyor? Buradan başka bir yere daha mı gideceğim? Saçmalıyorsun. Ben bir tahta istiyorum. Save alabileceğim bir tahta. Bunlar, şurada dolap girme yeri sandım. İşe yarar bir rızıkım yok. Bir poşet deviz çipsi. Allah'ım can. Can. Bu ne? Myungil. Mina'ya büyük bir aşk besliyor ama o tekliflerine çok fazla karşılık vermiyor bilinmeyen. Herkesin dikkatine. Yarı yıl etkinliğini kaçırmayın. Pazartesi akşamı müzik öğretmeni Altın Ayak No. Ayak voleybolunda üstünlük sağlamak için yıkılmaz antrenör Park'a karşı mücadele ediyor. Aklınız varsa gelin. Girişin. Su şişesi. İhtiyacım yok bro. 500 tane su şişem var zaten. Hey, daha sonra olay çıkaralım. Karşımda oturan aşağılık herif Tehuni beni rapor etmeye cesaret etti. Myungil, saygısız küçük ergele. Ona bir ders vermenin zamanı geldi. Köpek şerefsiz. Senin yüzünden insan ölüyor. 3000 paramız oldu bu arada. Ben bu paraları basarım Leyla'ya. Sen tatlı mısın? Save almak istiyorum. Başka bir not daha buldum. Uyarı. Onun adı Tehun. Bir B sınıfından. Çok popüler biri değil ve biraz da inek bir tip. Ortaokuldan beri yalnız takılıyor ve genelde diğer öğrenciler tarafından dışlanıyor. Sırası bazen zorbalık yapan Myungil'in hemen önünde. Neden sürekli Myungil'in davranışlarıyla ilgili ihbar alıyorum? Eskiden çok iyi bir çocuktu ama sanırım yanlış kişilerle arkadaşlık yapıyor. Onunla bir konuşmam lazım. Uuu, çılgın köpek yazmış. Aa. Öğretmenim buraya gelir mi? Öğretmenim gelecek misiniz buraya? Bari burada rahat bırakın. Bu ne?
Bir not daha buldum. Burada okuyabilirim. Neden bilmiyorum ama son günlerde kendimi çok aç hissediyorum. Normalden daha fazla egzersiz yapmıyorum ama yine de midem sürekli gurulayarak besin istiyor Mugil. Midesi delik. Elemanlara en sevdiğim yemek olan pizza ekmeğinden getirmelerini bile söyledim. Ama sanki yediklerim mideme ulaşmıyor. Hiç etkisi yokmuş gibi. İşin tuhafı bunu sadece okulda yaşıyorum. Lanet yüzünden. Gir buraya. Ya ne engelliyor ya. Ya buraya geldi, buraya geldi. Ay Yasol, sen misin? Öğretmen. Oo, öğretmen daha da iğrençleşmiş. Buraya gel ve birbirimizi tanıyalım. Hayır olamaz. Benden kaçamaz, kaçarım. Kaçamam. Kaçtım. Kaçtım. Bu ne işe yarar bir şey yok. Bekle şurada. Ama bunu yaparsan içerideki şeyleri göre. Sorun değil, beni öldürebilirsin. Çünkü tam şu anda save aldım. Sargıya da ihtiyacım yok. Çünkü kanamıyorum dostum. Çıkıran. Neyse şunu bir daha basayım. Neyse bence bu kadar yeter çünkü. Lanet olası kuzey binasına girmek bu kadar uzun sürmemeliydi. Ama çok uzun sürdü. O yüzden sonraki The Comarricat bölümünde görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.